Artı TV'den günaydın sevgili izleyiciler. Bugün 19 Haziran 2022 Salı ve biz 1314. gün başlıyorla karşınızdayız. Gazetelerle başlayalım hemen. Önemli gelişmeler var. Gazetelere de yansımayan gelişmeler var. Bunları da sizlere 19 Temmuz Haziran mı dedin? İnanılmaz. Hem de burada gazeteden okuyarak bunu söyledim. Bunun için tebrik ediyorum kendime. Evet. 19 Temmuz 2022 Salı ve 1314. Evet. Bugün Süleyman Soylu'nun Ofta kuzeni tabanca ile vurularak öldürüldü. Aralarında husumet olduğu söylendi. Of kaymakamlığı da kamuoyuna saygıyla bunu bildirdi. Onu birazdan aktaracağım size ama önce ben Yeni Yaşam'la başlayayım. Yeni Yaşam'ın manşeti Çözüm Suriye'de başlığı var. Bu telefonun sesini de kısayım tabii ki. Evet. Şöyle diyor Yeni Yaşam. Sevgili izleyiciler, Rusya ve İran, Türkiye, Tahran'da Suriye'nin kaderi üzerine tartışırken Foza Yusuf net konuştu. Çözüm burada, yani Suriye'de dedi. Evet. Halkların ortak yaşamı temelinde şekillenen Rojava devrimi 10. yılını geride bırakıyor. Ve Rojava'ya da operasyon düzenlemek istiyorlar. Bir yönetim modeli oluşturdu Kürtler Rojava'da. PYD Eş Başkanlık Konseyi üyesi Foza Yusuf, tüm halk bileşenleri özerk yönetim dışında çözüm yolu olmadığının bilincindedir. Diğer yolların hepsi kaos ve istikrarsızlıktır. Tahran'da yapılacak olan Putin-Erdoğan reisi görüşmesine değinen Yusufi, yapılan tüm toplantılar Suriye halklarının çıkarına karşıdır. Biz kabul etmeyeceğiz. Suriye'nin güvenliği ve birliğini bozacak, Suriye halklarını korkuya kaptıracak kararlara karşı direneceğiz, mücadele edeceğiz. Sorun Türkiye'nin, Suriye'nin içerisindedir. Çözüm de Suriye'de geliştirilmelidir, dedi. Tahran masasında yine Kürtler var. Bu Irak, Suriye ve Türkiye Kürtlerle bir türlü barışamadı. Evet, Halklar Bahçesi 10 yaşında, 15 Temmuz devrimi ve Kuzey Doğu Suriye halkları yeni bir yaşam inşa edildiğini belirten Velide Boti, halklar kendi dilinde, renginde, kültüründe, örf adetlerinde var olur, dedi. Hem Suriye'nin genelinde hem de Orta Doğu için model teşkil ettiklerini söylediler. Çelebi ajanlığa zorlanmış ve reddetmiş. Federe Kürdistan bölgesinde 17 Mayıs'ta uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitiren Mehmet Zeki Çelebi'nin katledilmesinden önce kendisini arayan MİT elemanı olduğunu söyleyen bir kişi tarafından ajanlığa zorlandığını, ancak Çelebi'nin "Bunlar kişiliğime ve kimliğime uzak şeylerdir. Ben yurtsever bir Kürdüm ve halkların kardeşliğinden yanayım," dediği ortaya çıktı. 17 Mayıs'ta motosikletli iki kişi tarafından saldırıya uğrayan aynı Türkiye'deki yöntemler. Sınır tanımayan yolcular Urfa Suruç ilçesinde 20 Temmuz 2015 tarihinde IŞİD'in bombalı saldırısıyla, IŞİD'in değil o istihbaratın planlı saldırısında 33 kişinin katledildiği Suruç katliamının 7. yıl dönümü kapsamında birçok kentte eylem ve açıklamalar devam ediyor. Yapılan etkinliklerde mücadelenin süreceği vurgulandı. Suruç'ta hayatını kaybeden
halkların kardeşliği için giden devrimciler olduğu vurgulandı ve Suruç bütün gençliğin davasıdır denildi. Evet. O dönemde başbakan olan Ahmet Davutoğlu şöyle söylemişti. Bu muhalefet lideri, yani muhalefet partisini kurduktan sonra, Gelecek Partisi'ni kurduktan sonra, eğer dedi 7 Temmuz'la 1 Kasım arasında olanları dedi açıklarsak dedi terörle ilgili, bunların dedi toplum içine çıkacak yüzleri kalmaz dedi. Sen başbakansın abi, birinci imzasın yani. Bütün operasyonlarla ilgili olarak o zaman yapılacak bir sürü iş vardı. Eğer bu saldırıyı önceden biliyorsan önleyebilirdin. Sonradan öğrendiyse bununla ilgili olarak soruşturmaya müdahale ederek bütün verilerin, İçişleri Bakanlığı'nda toplanan soruşturmada polis müfettişleri raporlarının hepsini ortaya çıkartıp adliyeye gitmesini sağlardın üstünü örtmek yerine. Ama Erdoğan seni sıkılmış limon gibi kenara attıktan sonra bu sözlerin bir anlamı yok. Şu anda bile konuşsan gene işe yarayacak. Ama belki yarın yaramayabilir onlar. Evet, Ahmet Davutoğlu Suruç katliamını başından, Suruç katliamıyla başlayan, Diyarbakır'la süren ve 10 Ekim Ankara katliamıyla devam eden ve arkasından 1 Kasım'da da birinci parti olan AKP'nin bu sürecini mutlaka ve mutlaka anlatması lazım. İster yazsın, ister bir televizyonda anlatsın, ister partisinin çok önemli bir toplantısında bir rapor gibi okusun. Ama mutlaka bunu yapması lazım. Vicdanının rahatlatması için emekliliğine, siyasetten elinin ayağının çekildiği günleri beklememesi lazım. Devam ediyorum. Sürmanşette ise adalet aranırken pompalı tüfek. Dün Deniz Poyraz'ın duruşması vardı. Biz de canlı yayında bunu sizlerle paylaştık. Katledilmesi davasında eli silahlı bir saldırgan adliyeye girmek istedi. Yani katliama devam edeceğiz diyorlar Deniz Poyraz'ı katledenler. İçerideki tek Onur Gencer'le ilgili değil bu. Onur Gencer'in yargılandığı dördüncü duruşmada eli silahlı bir kişi adli önüne gelerek "Hepinizi tarayacağım" dedi. Poyraz'ın katledilmesinde olduğu gibi polis eli silahlı kişiye adliye binası kapısına gelene kadar müdahale etmedi. Duruşmaya katılanlar bu durumu tepki gösterince polis tarafından darp edildi. Eli silahlı kişi daha sonra gözaltına alındı. Dava avukatları ise bu bir tesadüf değil yorumunu yaptı. Duruşma öncesinde adli önünde yapılan açıklamada "Katil içeride, annelerimiz partimize yönelik saldırılar sürüyor" denildi. Açıklamada katilin tek başına Onur Gencer olmadığını biliyoruz vurgusu yapıldı. Anne Fehime Poyraz, "Deniz'i öldürenler sandılar ki ama biz binlerce Deniz olduk" dedi. Katil mahkemede dalga geçiyor. "Sana soru sormak isteyen İzmir Baro Başkanı Özkan Yücel'in engellendiği duruşmada katil Gencer çapraz sorgusunda bütün soruları geçiştirdi ve alaycı yanıtlar verdi. Ve cevap yok" dedi. "Katil şehirler arası ziyaretlerinde Suriye'yi ilişkilendirdiğiniz kişilerin iletişime geçtiniz mi" sorusuna "Onu da siz bulun" diye cevap verdi. Yani ağır biçimde korunduğunun açık bir göstergesi bu. Evet. Devam ediyorum. Bugün Yeni Yaşam'ın kısa haberlerin en sonunda Nebati var. Nebati yine konuştu. "Çok şükür yoksullarımız arttı" dedi. Evet, 2002 ile 2022 arası kıyaslama yapmıştı. Bir yıl önce gazetelerde de vardı. Fakat Yeni Yaşam çok güzel bir başlık bulmuş. Ağaç kıyımı yeniden görüntülendi. Şırnak Barosu tarafından devam eden katliama ilişkin yeni görüntüler paylaşmak kamuoyunda duyarlılık çağrısında bulundular. Kemal Kurkut turnuvası, gazeteciler yeşil sahalarda, evet, insanlar gündemde tutmak için
cinayetleri aydınlatmak için pek çok farklı alanı kullanıyorlar. Bu da Türkiye'nin bir kadersizliği tabii ki. Türkiye'de demokrasi güçlerinin önüne çıkartılan engeller o kadar fazla ki kitleselleşmek için bütün yolları deniyorlar. Biz bugün ikinci bölümde Atol Behramoğlu bizim konuğumuz olacak. Türkiye'nin bir açık cezaevi olduğunu zaten ileri ve söylüyoruz. Türkiye aydınlarını belirli aralıklarla ve özel dönemlerde hapislerde çürütüyor. İşte bu da cezaevi güncesi Atol Behramoğlu'nun ve bugün ikinci bölümde onu cezaevinde neler yapılabilir, bunları yaptığı pratikten çıkarak bunları konuşacağız. Evrensel'e geçelim. Evrensel'in manşetinde İzmir'e gelecek Brezilya'nın burada uçak gemisi var. Asbetli geminin ikizi bakanı yalanladı diyor. İkizinden 760 ton asbest çıkmıştı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Murat Kurum'un 900 ton değil 9 ton asbest var dediği São Paulo gemisinin ikizi Clemenceau'nun 2009-2010 yılları arasında gerçekleştirilen sökümü sırasında 760 ton asbest ortaya çıktı. Söküm öncesi yapılan analizlere yansıyan bu miktar aynı büyüklük ve aynı teknik özelliklere sahip São Paulo için bakanın açıkladığı miktarın neredeyse 85 katı. Nasıl bir yalancılık bu ya? São Paulo, Clemenceau'nun sökümü için de ilk gündeme gelen yer Aliağa olmuştu. Ancak kamuoyundan tepkiler nedeniyle geminin Türkiye karasularına girişi engellendi. Daha sonra söküm işleri için anlaşma sağlayan Yunanistan, Hindistan'da tepkiler üzerine geminin ülke limanlarından demir atmasına izin vermedi. Söküm işlemleri en son 2009-2010 yılları sırasında İngiltere'de tamamlandı. Demek ki orada olabiliyormuş. Silah üretenler ürettikleri hurdaları da kendi ülkelerinde parçalayabiliyorlarmış. Bunu yapıldığına göre o zaman Türkiye'yi çöp ülkesi haline getirmenin, üstelik de insanlarda kalıcı kanser hastalıkları, yani kanserin tedavisi yok ve 760 ton asbest var ve o Ali Ağa'dan etrafa yayılacak. Bunun için ayağa kalkacağız, ayağa kalkılacak. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer gemiyi İzmir'e sokmam dedi. Elbette bir planı var ve daha önce Seferihisar'da Orkinos çiftliklerin kurulmasına karşı çıkmış ve bunu da başarmıştı Tunç Soyer. Biz de oradaydık ve deniz eylemleriyle çiftliklerin Seferihisar kurulması engellendi. İşi mi engelledi? Hayır. Akdeniz'i kurtardı. Ege Denizi. Ege Denizi'nin adı zaten ayrı bir şey yok. Akdeniz diye geçiyor. Eskiden de şuradan anlıyoruz. 30 Ağustos'ta Kocatepe'de Mustafa Kemal Atatürk'ün verdiği ilk hedefiniz Akdeniz'dir. Yani Ege'yi kastediyor. Çünkü Akdeniz'de herhangi bir şey yoktu. Sevgili Bekir Coşkun da anmadan geçemeyeceğim. Halkımızın yanlış yönlenmeler konusundaki kabiliyetini anlatırken televizyonda gördüğü bir haberi köşesine taşımıştı. Bir sedyede buzdolabı taşınıyor. Peki sedyede olması gereken hasta nerede? O da el arabasında. El arabasında hasta taşınıyor. Hasta taşıma sedyesinde de buzdolabı taşınıyor. Şimdi diyor, eğer diyor hastayı diyor sedyeye buzdolabında el arabasına koyarsak her şey yerli yerine oturacak, ama diyor bunun içinde diyor bir yönlendiren gerekli. Buna göre diyor talimatlar vermesi gerekiyor. Mesela diyor Gazi diyor ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir ileri dediğinde, eğer ordu Akdeniz'e gitseydi muhtemelen yaklaşık olarak diyor karpuz kaldıran orada askeri birlikler var.
Oraya diyor gidilecek de ki muhtemelen düşman orada yoktu diyor. Gazi diyor bunu bildiği için diyor Akdeniz dedi ve Ege'ye gideceğini anlamıştı diye de böyle mizahi bir yorum yapmıştı. Evet, Ege ve Akdeniz'i bitirelim. Evrensel'in manşetine gelelim. Milyonere var, çiftçiye yok başlığı yer alıyor. Bugün Evrensel'in manşetinde iktidar yine kur korumalı mevduat ve faiz yoluyla yoksuldan aldığı zengine aktardı. Gıda enflasyonunun %93 olduğu Türkiye'de destek görmeyen çiftçinin enflasyonu %150'ye fırladı. Kur korumalı ödemede 32,7 milyar lira oldu. AKP iktidarı kur korumalı mevduat uygulamasını milyonerleri korudu. Bakan Nebati 12,5 milyar lira olarak öngördüğü kur korumalı mevduat ödemesini 4 ayda 32,2 milyar lira oldu. Faizi 6 ayda 134 milyar lira arttı. Cumhurbaşkanı Erdoğan bir Müslüman olarak naslar neyi gerektiriyorsa onu yapmaya devam edeceğim dese de hükümet 6 ayda 134 milyar lira faiz borcu ödedi. Oradan uzaklaş anlamında naş deniyor biliyorsunuz değil mi? Evet. Dolar durmuyor. 17,50'yi de gördü. Yani yakında 18. Soma'dan elinizi çekin. Türkiye Kömür İşletmelerine bağlı Soma Ege Lignit İşletmeleri bünyesindeki Eynez'de açık ocak bölgesinin özelleştirilmesine karşı işçiler eylemde. İşçiler çıkış yolu arıyor. İş yerlerinde sendikalaşma eğilimleri ve kazanımlar dosyasında bugün bunlar var. Hala sendikalaşma bir sorun Türkiye'de. Vekile tehdit, duruşmaya saldırı girişimi HDP'nin İzmir'deki Deniz Poyraz davasındaki milletvekiline evet. Biraz küçük olmuş bu. Bazı gazetelerde yok bile. Adam katliam yapanların kim olduğunu da açıkça deşifre etmiş olmuyor mu acaba Deniz Poyraz davasında? Hepinizi katledeceğim diyor. Silahıyla gelmiş Deniz'in arkadaşı ve eğer böyle bir şey gerçekleşirse ki yok canım o kadar olmaz falan diyebiliriz ama o kadar da olmaz dediğimiz o kadar çok şey oldu ki. Evet. Bir günde devam edelim. Bir günün manşetinde ağır fatura nedeni sistem diyor. 2022 KYS'ye katılan. Bu ne ya? Bunların hepsini biz bilmek zorunda mıyız? Yani üç harflerin katılan öğrencilerin %96 öğrencilerin 96.518'i sıfır çekti. Doğru yanıt ortalaması edebiyatta 6,6, fizikte 2, tarihte 1,9, kimyada 1,5'te kaldı. Recep Tayyip Erdoğan şöyle bir şey yaydı Türkiye'ye. Böyle bir ışın yaydı. Herkes bunun altına doğru inecek dedi. İnemeyenler gitti zaten Türkiye'den. Eğilmeyenler içeride ve dışarıdaki çok az kişiyle bunları görüp anlatmaya çalışıyoruz. Böyle herkes dedi bizim seviyemize inecek dedi. Mesela Nebati gibi biri bir bakan parlamentoda bırak parlamentoya milletvekili olarak girmesin ki milletvekili değil artık onlar biliyorsunuz hükümet üyeleri. Erdoğan bunları böyle tek tek seçiyor sonra böyle böyle tek 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 atıyor. Yani Türkiye'de ekonomiyi yönetecek adam olabilir mi? Yani belki şirketini yönetebilir. İşte işçisine az ücret öder, ödemez, geciktirir, toplu sözleşme yapmaz. Eğer yapıyorsa, sendika varsa toplu sözleşme sonrası işçilerin %40'ını işten atar, son asgari ücretten yeni işçiler alınır. Hatta onların bir bölümü de öyle. Böylece
Başarılı iş adamı olabilir. Başarılı, soru işareti önemli. Ama bakan olabilir mi ya bu adam? Bakan olabilir mi? Yoksulluk arttı diyor. Uyuyun 6 ay, uyanın başka bir ülkeye geleceksiniz dedim. Sonra her şey 2-3'e katlandı. Evet, bir güne devam edelim. Kur korumalı bedeli 37 milyar çıktı ki 12 milyar olacak demişti. Hiçbir hesabı tutmuyor. Avrupa'da sıcak alarmı var. Bu da bir günün fotoğraflı haberi. Çalışma süresinde en kötüler listesinde Çalışma Bakanı Bilgin. İnsanların 12 saat, 14 saat zorla çalıştırıldığı günler geride kaldı. Artık 8 saat mesai bile eleştirmemiz lazım dedi. Ancak veriler Bilgin'in bu açıklamalarını desteklemiyor. OECD'ye göre Türkiye'de haftada 50 saat daha fazla çalışanların oranı %25. Profesör Doktor Aziz Çelik uzun çalışma süreleri ve iş cinayetlerinin paralel olduğunu vurgusunu yaparak bunu dedi. Unutmamak gerekiyor dedi. Şili'de halk bugün anayasayı yazıyor. Deniz Alp'in yazısı. Şili'de Pinochet döneminden kalma anayasanın değiştirilmesi için çalışmalar sürüyor. İlerici yeni anayasanın taslandığı temel haklardan doğan adalet sisteminde kadın hakları çok sayıda başlıkta yer alıyor. Buna göre özgür, laik ve kamusal eğitim sisteminin genişletilmesi devletin birinci görevi, halk sağlığı kurumlarının güçlendirilmesi adaletin görevi. Evet, Şili'de halk bugün anayasa yazıyor. Şili direniş şarkılarından biri. Şili'de halk bugün direniyor. Cesaret ve aklın gücüyle kahrolsun halkın katili junta, yaşasın Unidad Popular, yani halk cephesi. AYN'nin halk cephesi geçen ay buraya gelen Inti Illimani grubu ile beraber binlerce İstanbul'u birazdan haykırmıştık. Bu şarkıyı yine 70'li yıllarda ise bütün dünyada çalınıyordu, söyleniyordu. Şili sürgünleri başta İntivali olmak üzere Şili'ye ve Latin Amerika'daki cuntalara karşı dünyayı ayağa kaldırmışlardı ama Amerika Birleşik Devletleri'nin desteği, oradaki şirketlerinin varlığı bunlara engel olmuştu. Sözcü'ye geçelim. Sözcü'nün başlığında bugün İçişleri Eski Bakanı Saadettin Tantan var. Ruat Menge'ye konuşmuş. Bu iktidarın görevi Cumhuriyet'in temel yapılarını çökertmekti. Tantan bu iktidar halkı köleliğe mahkum edip eden taşeron iktidardır dedi ve tespitlerini şöyle sıraladı. Türkiye cemaatlere ve yabancı istihbarat örgütlerinin kullandığı Müslüman görünümlü ülkelere işgal ettiriliyor. Şu anda hala belli cemaatler iktidar ortağı halindeler. Bu risk oluşturuyor. Bu iktidarın görevi Cumhuriyet'in altyapılarını çökertmekte bir toplum ve kamu hayatında yolsuzluk ekonomisi hakim olmuşsa adalet duygusu da yok olmuştur dedi. Saadettin Tantan iyi, güzel, sivri konuşuyor. Ve ayrıca Saadettin Tantan dini bütün bir siyasetçidir. Babası imamdır. Hatta Sakarya'da Saadettin Tantan'ın babasının adına yapılan bir cami de var orada. Ama altında bilgisayar kursu var, açılmıştı İçişleri Bakanlığı döneminde. Evet, onu görmüş. Susurluk kazası ilk ortaya çıktığında da kendisiyle gidip röportaj yapmıştım. O zamanlar Fatih Belediye Başkanı'ydı. Şöyle söylemişti. Şimdi dedi, Cumhurbaşkanı diyor ki dedi, böyle ağır ağır konuşuyorum. Bu işin sonu nereye kadar giderse oraya kadar gidin. Dedi ki, hırsızlığın dedi başı dedi sen değil misin, sana gelecek dedi. Ama bunları tabii yazılmamak üzere röportaj sonrasında konuşmuştuk. Ondan sonra nitekim daha sonra İçişleri Bakanı oldu. İçişleri Bakanı olduğunda da Süleyman Demirel'e bunu dayadı. Şöyle ki Murat Demirel, Süleyman Demirel'in yeğeni, Süleyman Demirel yeğeni için bir mektup yazıyor. İmzalı mektup ve Saadettin Tantan bunu Emin Çalışan'a verdi. Hürriyet'te yayınlandı.
Haydar Aliyev'e, Azerbaycan Devlet Başkanı Haydar Aliyev'e diyor ki, Murat Demirel diyor çok itibarlı bir bankacıdır. Bankacılık konusunda çok deneyimlidir ve ben ona kefilim diyor. Siz diyor Endüstri ve Ticaret Bankası'nı diyor özelleştirecek, ona satabilirsin. Murat Demirel'in o zaman sahibi olduğu Ege Bankı'ndaki sahipliği 2 yıllık falandı. Ve çok deneyimli bir bankacıdır diyor. Ve Taddeettin Tantan tabii ki istihbarattan Cumhurbaşkanı mektubu çıktı ve onu paylaşmıştı. Ama ne oldu derseniz hiçbir şey olmadı. Şimdi onlar falan böyle artık skandal bile değil yani. Tarikatta post kavgası sözcüğünün ana gövdesindeki başlık, İsmaila cemaatinde ortalık karıştı, kılıçtan çekildi. Eskiden böyle şeyler haber bile olmuyordu. Neden? Çünkü bunların etkileri yoktu. Şimdi ama çok etkileri var. Cübbeli Ahmet diye bir figür var bir siyasi parti etkinliğinde. Cübbeli Ahmet cemaat içinde engellendiğini söyledi. Ölen şeyhin yeğeni Cübbeli için erkek sen şeyhliğini ilan et. Et de kasetlerini patlatalım dedi. Bunlar din adamı, dinle uğraşıyorlar ve hepsi belden aşağı vuruyorlar ve ellerinde de böyle şeyler varmış. Bir başka haber geçelim. Cumhurbaşkanı yardımcısı gelecek diye Millet Bahçesi'nin kuruyan çimlerini yeşile boyadılar. Tam AKP işi. Her şey imitasyon. Yoksulluktaki artışı başarı gibi sundular. Vatandaşı enflasyona ezdiren iktidar böyle kafa karıştırıyor. Maliye Bakanı Nebati 2002'de 1 milyon haneye sosyal yardım verilirken geçen yıl bu rakam 4,3 milyon haneye yükseldiğini söyledi. Bununla da övündü. Bunlar ya sayı saymasını bilmiyorlar ya dayak yemediler. Dayak yemedikleri açık. İmamoğlu'nun aile mezarlığının duvarına gamalı ağaç çizdiler. İBB Başkanı İmamoğlu'nun Trabzon Akçabat'taki aile mezarlığının duvarındaki yola Nazi simgesi gamalı ağaç çizildi. Jandarma tutanak tuttu. İmamoğlu'nun dedesinin mezarı da burada dedi. Evet, bunu da bitirdik. Cumhuriyete geçelim. Arkadaşlar şey geldi mi acaba Korkusuz'dan Barış arkadaşın yazısı falan onları istemiştim birinci bölümde. İyi tamam. Cumhuriyet'i okuyorum sonra da hızlıca geçeceğim oraya. Cumhuriyet'in manşetinde gençliğim eyvah başlığı yer alıyor. Bu AKP'nin eğitim politikası çöktü. Üniversite adayları düş kırıklığında. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ifadesinde yurttaş tepkili, zehirli dilden millet bıktı, biz de bıktık. Birine sürtük demek hakaret midir? Yüzdeyle hakaret değildir diyenler, yani bunlar AKP'li ve MHP'liler, en azından hükümeti destekleyenleri %13, fikrim yok diyenler %3, hakarettir diyenler ise %83. Evet. Cumhurbaşkanı Erdoğan Gezi direnişine katılanlar için düşünün bu eşkıyalar, bu teröristler bira şişeleriyle, bira kutularıyla adeta caminin içini pisletmişti. Bunlar çürük, bunlar sürtük sözleri de anket konusu oldu. Yurttaşın %76'sı AKP seçmeni ise %51'i Erdoğan'ın bu kelimeyi kullanmasını doğru bulmadı. Evet, Cumhurbaşkanı'na halk şöyle dedi. Sayın Cumhurbaşkanım biraz terbiyeli olur musun? Ama Cumhurbaşkanı'nın bunları dikkate alacak ne zamanı, ne hali, ne de edindiği kültürü var. Memurun maaşı pul, bordrosta kül olduğu artan enflasyona karşı KESK eylemi bu şekilde başlıklanmış. Yağda kıtlık kapıda tarlaları tırtıl bastı, üretim azaldı, fatura yine tüketiciye çıkacak. Tarım ilaçlarındaki fiyat artışı nedeniyle çiftçi ürün zararına karşı yeterli ölçüde önlem alınamadı. Ayçiçeği üretiminin merkezi durumundaki Trakya'daki tarlalar çayır tırtılı istilasına uğradı. Demokrasi de AKP istilasında zaten. Önce savunma,
Sonra Suriye, Türkiye'nin acelesi var diyor Sertaç İş'in haberinde. Bakan asbesti buharlaştırdı. Geminin ikizinden 760 ton çıkmıştı. Evet. Ali Sirmen bugün kayıt dışı din nedir diye sormuş. Hazırlıklar başladı. Partiler seçim havasına girdi. Cumhuriyet'in bir diğer haberi. Sabah size göstereceğim. Evet. Sabah renkli gazetelerin en renklisi kağıdı ile bile. Evet. Sibel Can konserinde rezervi çıkaran CHP'li belediye başkanı Selman Hasan Aslan'ın yeni görüntüler ortaya çıktı. Tehdit savurup jandarmayı da tartaklıyor. Seyirci de onu yuvalıyor. Evet. Sibel Can konserinde sahneye çıkıp onu tebrik etmek istemiş. Ona da izin verilmemiş. Biraz karışık işler. FETÖ'cü Öz ve Kara kaymakam aracıyla kaçmış. Ardeşen kaymakamı Ali Beyoğlu, firari savcılar Zekeriya Öz ve Celal Kara'yı Ermenistan'a makam aracıyla götürmüş. Evet. Celal Kara basın toplantısı yapmıştı. 17-25 Aralık'ın bunlar şeyi. Erdoğan'da da 25 öyle bir oturmuş ki 10-25 Aralık. Şimdi birazdan onu da göstereceğim size. Şey diyor meclis konuşmasında 15 Temmuz diyeceğine 25 Temmuz diyor. Niye 25 Temmuz? Çünkü 25 Aralık var aklında. Şöyle demişti. İstanbul'da bir yolsuzluk operasyonu başladı. Oğlum evde kaç para var? Baba 30 kağıt var. Yani 30 milyar var evde. İşte onu biraz azaltalım demişti. O da anlayamamıştı. Böyle yavaş yavaş anlattı ve sonra da böyle bir kavram oluştu. Yani ağır anlatımın adı bir dakika tane tane anlat şunu yerine bana Bilal'i anlatır gibi anlat ya da dur bak sana Bilal'i anlatır gibi anlatacağım falan gibi ifadeler kullanıldı. Karar gazetesiyle devam edelim. Kararda tarla fiyatı bir senede manavı geçti. Yani tarladaki alınan fiyat manavı geçti. 2021'de pazar fiyatı 6 liraydı. Tarladaki fiyatı 2022'de evet 7 lira 83 kuruş olmuş. Patlıcanın fiyatı 2021 pazar fiyatı 4.34'müş. 2022'de ise tarlada 6 lira. Patates 2 liradan pazarda 2 lira 78 kuruşa satılıyormuş. Ortalama tabii bunlar 78 kuruşa satılmaz. Evet. 4.61'e çıkmış. Soğan 1 liraymış. 2.176. En az soğan çıkmış galiba. Kahramanlara ağıt. Türkiye şehit acıları yandı. Van Çatak'ta tuzaklanan patlayıcı sonunda. Evet. Burada Ali Babacan'ın bir itibarlı dış politika rehberi sunum yapmış. Megafon diplomasisini bırak, hayali düşman üretme demiş. Sosyal medyadan itibarlı dış politika rehberi adıyla paylaşılan bu Babacan hükümeti eleştirip 12 maddelik önerisini sıraladı. Cumhurbaşkanına da megafon diplomasisi yapma dedi. Yani yapacaklarını açıklıyor ya oradan dolayı. Bunu da bitirdik. Evet. Ben şimdi sizlere Korkusuz gazetesiyle biraz zaman geçireceğiz. Zamanımız da var zaten. Önce Korkusuz'un içini okuyayım. Bu ekonomiyi AKP iktidarı düzeltemez dedi. Geçinemeyen vatandaş iktidardan ümidini kesti ve böyle diyor diyor. Hayat pahalılığıyla boğuşan, fahiş fiyatlardan bunalan halkın 20 yıl iktidardan artık beklentisi kalmadı. Toplumun %76'sı iktidarın ekonomik krizi çözemeyeceğini söylüyor. Kredi Yurtlar Kurumu borçların sadece ana parası geri ödenecek. Dün onunla ilgili görüntü var olması lazım. Dün açıkladı Erdoğan onu. Evet.
Evet, onu izleyelim bir kere. Ondan sonra devam edeceğiz. Şimdilik biz gelin bunu tamamen kaldıralım. Burada üzerimizde bir yük var ama bu yükü kabul edelim. Biraz daha fazla çalışacağız ve bu işi çözelim dedik. Ve şu anda biz bu harcı kaldırma kararını verdik. Arkadaşlar şu anda çalışmaları yapıyorlar. Ve Kesinleşti yani son dakika haberi verebiliriz. yani önümüzdeki inşallah dönemde yani harç almayı düşünüyorum. Bu benim bütün arkadaşlarıma teklifim. Onlar da şu anda bunun nihai çalışmasını yapıyorlar. Dolayısıyla biz burs, kredi bunları yine aynı şekilde devam ettireceğiz. Ama harcı da inşallah almayacağız ve böylece gündemden bunu tamamen düşürelim Dünyada tek istiyoruz. olacak. Gazeteciler böyle şişe gibi diziliyorlar. Sorular önceden veriliyor. Cumhurbaşkanı'nın baş danışmanı gazeteci kılığında soru soruyor. Dikkat ederseniz şöyle diyor. Önümüzdeki dönemde itibaren alınmaması konusunda talimat verdim. Yani iyi bir şey yapılmışsa bunu Recep Tayyip Erdoğan yapmıştır. Ben verdim talimatı. Önümüzdeki dönemden itibaren diyor. Yani şu anda yapılan bir şey yok. Önümüzdeki dönemden itibaren. Ama diyor harçlar ve bilmem neler diyor. Alınacaktır diyor. Alınacak. Onlar çöke çöke alınacak. Evet. Korkusuza dönelim. Korkusuz da diğer haberlerde şöyle. Yüz binlerce gencin hayatını çaldınız diyor. Yüksek öğrenim sınavı açıklandı. Yüksek öğrenim kurumları sınavı. Bunun en güzel adı ÖSS'ydi. Üniversite seçme yerleştirme sınavlarıydı. Bu yıl baraj kaldırılınca yüksek öğrenim kurumları sınavında 3,2 milyon aday başvurdu. Yığılma sonucu öğrencilerin puan değerleri düştü, ileri sürüldü. İleri sürülmedi, oldu. Evet. Gene magazin haberler var. Ece Erken'in kayınbiraderi şikayet etmiş. Sen diyor kardeşinin mallarına çökmüşsün, katillerin peşine bir saniye düşmemişsin diye de söylemiş. Evet, Bursa'da bu da pişkin hırsız haberi. Bursa'da bisiklet çalan hırsız bu sırada kendisine fırlatılan tencereyi de çaldı. Mağdurlar arkasından baka kaldı diyor. Köşe yazarlarında şöyle bir şey var. Ümit Zileli Yalova'ya yabancı saray. Ahmet Takan Bahçeli eğer dediyse diyor. Bahçeli buraya şey Takan buraya gelmiş. Erdoğan Tahran'da ne yapacak diye Hüsnü Mali soruyor ve Barış Arkadaş İmamoğlu davasındaki gelişme diyor. Bu önemli. Ben bu gazeteyi biliyorsunuz almıyorum yani şeyden. Ama Barış arkadaşın yazılarını takip ediyorum. Bugün de aldım korkusuzu. İyi ki de almışım. Bakın Barış arkadaş şöyle diyor. İmamoğlu davasında ilginç gelişme. CHP Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun yargılandığı siyasi iktidarın da yakın takibiyle olduğu ahmak davasının yeni duruşması 21 Eylül tarihinde görülecek. İmamoğlu bu davada Yüksek Seçim Kurulu üyelerine ahmak demek ve kamu görevlilerine hakaret etmekle suçlanıyor. CHP'li başkan bu davada bir yılı aşkın bir ceza alırsa dahi siyasi yasaklı hale gelecek. Dolayısıyla belediye başkanlığı da düşecek. Mesele yukarıda da ifade ettiğim üzere hayli ciddi olduğu için davanın seyri herkes açısından önem taşıyor. Zira İmamoğlu ceza alması durumunda başkanlığın düşürülmesi halinde meclis çoğunluğu AKP'de olduğu için yani belediye meclis çoğunluğu tabii yeni başkan AKP'de olduğu için belediye başkanlığı CHP'den AKP'ye geçiyor. Hatırlarsanız 2 ay önce yine bu köşede AKP kurmaylarının AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'a
Seçimlerde İstanbul Büyükşehir Belediyesi bizim elimizde olması büyük bir avantaj sağlar dediklerini aktarmıştım. AKP belli ki seçimde kazanamadığı belediyeyi dolaylı yollardan elde etmeye kararlı. Davanın seyrine dönersek, 1 Haziran 22 tarihinde İstanbul Anadolu Adliyesi 7. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada CHP'li İmamoğlu için 4 yıla kadar hapis istenmiş, ancak davanın hakimi Hüseyin Zengin, uzman görüşü içeren raporun incelenmesi için dosyayı savcılığa göndermişti. Hakim Zengin duruşmayı da 21 Eylül tarihine ertelemişti. Doğrusu duruşmanın yapıldığı 1 Haziran'da herkes karar çıkmasını bekliyordu. Hakim duruşmayı erteleyince adli çevrelerde iyi bilen dostumu aradım ve karar neden çıkmadı diye sordum. Yargı çevrelerinde etkili olan kaynağım, hakim bey belli ki bunaldı. İktidar bu işi bir an önce sonuçlanmasını istiyor. İddiaya göre Ekrem Bey'e 2 yıl ceza verilmesi yönünde ciddi telkinler var. Hakim Bey yakın çevresinden telkinlerden dolayı bunaldığını söylediğini biliyorum. Davayı ertelemek ve zaman kazanmak istiyor olabilir dedi. Kaynağım çok bunalırsa tayinini de isteyebilir. Böyle şeylere çok tanık oldum dedi. Bu konuşmanın üzerinden neredeyse diyor Barış arkadaş 50 gün geçti. Biz gözlerimizi 21 Eylül'e çevirmişken önceki gün arayan başka bir kaynağım verdiği bilgi ise olayın seyrini değiştiğini gösteriyor. Hukukçu kaynağım Ekrem Bey'in davasına bakan hakimin tayinini çıkardılar. Hakim Bey Samsun'a görevlendirildi, bilgisini verdi. Ankara'da yaşayan ve adli çevrelerdeki gelişmeleri yakından takip eden kaynağım, Hakim Bey bu tayini istemiyormuş. Ancak buna rağmen duruşmada 2 hafta sonra 19 Haziran 2022 tarihinde kararname ile görev yeri değiştirilmiş. Hakim Bey Savcılar Kurulu'na da sözlü olarak başvurmuş ama buradan bir karar çıkmamış ve diyor ki Barış arkadaşın kaynağı kendi isteği dışındaki diyor her şey sürgündür ve İmamoğlu davası daha da önem kazandı. Gün boyu hakim Hüseyin Zengin'e ulaşmaya çalıştım, iddiaları doğrulatabilmek ve kendisiyle konuşmak istedim ancak bendeki telefon numarası sürekli kapalıydı. Zengin'e ulaşamayınca Anadolu Adliyesi'nde görev yapan kaynaklarımı aradım. Onlar da yukarıdaki ifadelere benzer iddiaları dile getirerek davanın seyrinde ilginç bir hal aldığını belirttiler. Bilindiği üzere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde yapılan son seçimleri CHP ve İYİ Parti Hakimler Savcılar Yüksek Kurulu'na 3 temsilci yolladı. Her iki partinin Hakimler Savcılar Kurulu'na yolladığı hukukçular acaba bu gelişmeler karşısında ne yapıyor? Eminim ki bu yazı yayınlandıktan sonra Adalet Bakanlığı bir açıklama yapacak ve tayin doğal seri içinde gerçekleştirmiştir diyecek. Ancak Hakim Zengin'in yakın çevresinde tayin beklemediğini, görev yerinde kalmak istediğini söylemesi ise meselenin boyutunu değiştiriyor. Acaba görevden alınan iktidarın seçimli başkanı görevden alması, belediye başkanı görevden alması ilk olay mı diye sormak gerekiyor burada. Çünkü 31 Mart gecesi Kürt belediyeleri mazbatalarını almadan İçişleri Bakanlığı'ndan onları görevden alma bilgileri, dilekçeleri, görevlendirmeleri yola çıkmıştı. Görevden aldılar icraatlarından dolayı daha makam oturmadan. Bunu kim yaptı? İçişleri Bakanı Süleyman Soylu. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu hakkında çok fazla soru işareti var ve hatta milletvekilleri onu suçlarken İçişleri değil Suç İşleri Bakanı diyor ve ne kadar kriminal olay varsa hepsi onun çevresinde oluyor. Bir tanesi daha oldu ve ailesi için acı tabii ki. Bakan Soylu'nun kuzeni öldürüldü sevgili izleyiciler. Bu da Korkusuz gazetesinde var. Trabzon'un Of ilçesinde dün akşam meydana gelen olayda Fatih Uludağ aslında bu U ile yazmış. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun kuzeni Sefa Dönmez arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma yaşandı. Evet, onu da gösterelim. O kupürü de yollamıştım. Kısa sürede kavgaya dönüşen olayda Fatih, evet işte bu haber.
Fatih Uludağ belinden çıkarttığı tabanca ile Dönmez'e 5 el ateş etti. Dönmez vücudunda isabet eden kurşunlarla yere yığıldı. İhbarla gelen sağlık ekiplerinin müdahalesiyle Of Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Dönmez, doktorların tüm müdahalelerine rağmen kurtarılamadı. Olaydan sonra Fatih Uludağ silah ile birlikte polise teslim oldu. Polis cinayetle ilgili soruşturma başlattı. Bu açıklamada Of Kaymakamlığından kamuoyuna saygıyla duyuruldu bu cinayet ve öldürme olayı. Ofta olan Soylu ailesine, Süleyman Soylu'nun kuzeninin yakınlarına başsağlığı diliyoruz. Ama soru işaretleri her gün daha çok büyüyor. Bunlarla ilgili olarak kamuoyu aydınlatıcı bilgiler bekliyor diyelim. Ve kısa bir araya gidelim. Saat başında Atol Behramoğlu'yla birlikte karşınızda olacağız.